Arkadaşlar, Kamera Raw eğitim serimiz devam ediyor. 14. video ile karşınızdayım. 14. video olduğuna göre tahmin edebileceğiniz gibi daha önceden de çekilmiş 13 tane video var. O videolara da bir bakmanızı öneririm. Çünkü çok güzel bir seri hazırladım sizler için. 14. videoda ise Kamera Raw'da bölgesel düzenleme araçlarından radial filter, yani yuvarlak seçim aracıyla işlemler nasıl yapılır hep beraber öğreneceğiz. Ben Nezi Gözen, kanalıma hoş geldiniz. Eğitim videosu öncesi arkadaşlar, kısa bir reklam arası. Bu eğitim serisinin daha önceki videolarını izlemek için alt kısımdaki linklere tıklayabilirsiniz. Tüm detaylı videolar burada mevcut. Ayrıyeten Udemy üstünden eğitimlerimi satın almak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz. Online kurslarımda şu an indirimli fiyatlar söz konusu. Ayrıca shopyer.com'dan bu video ve benzeri videolarda kullandığım tüm preset hazır ayarları satın almak için de yine buradaki linke tıklarsanız indirimli olarak presetlerimi, hazır ayarlarımı Photoshop, Lightroom ve Lightroom Mobile için satın alabilirsiniz. Biz şimdi eğitimimize devam edelim. Radial filter dediğimiz araç arkadaşlar yuvarlak seçim aracı. Yuvarlak dediğime bakmayın, oval ya da benzeri bölgesel seçim yapmamızı sağlıyor. Özellikle belli başlı nesneleri ortaya çıkartmak istediğimizde, etraftan ayırmak istediğimizde ya da bazı durumlarda hatta alan derinliği etkisini bile güçlendirmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir araç. Yukarıdaki araçlardan bir evvelki videoda hatırlarsanız gradient'i öğrenmiştik. Bugün de radial filter ile işlem yapıyoruz. Radial filtre tıkladığınız zaman sağ taraftaki menünün değiştiğini göreceksiniz. Şayet biz standart basic panelinde olmuş olsaydık bizim araçlarımız bu şekilde olacaktı. Radial, yani yuvarlak seçim aracına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi araç panelimiz komple değişti. Şu an radial filtre tıkladığımda daha önceden yapılmış işlemleri bana gösteriyor. Bu alanı resetlemek için radial filtrenin yanındaki yazılara çift tıklayıp Reset Local Correction Settings dememiz yeterli. Gördüğünüz gibi araç panelimiz şu an resetlendi. Radial filtrin gradient filtre nazaran şöyle bir farkı var arkadaşlar. Gradient videosunda hatırlarsanız belli bir bölgeyi seçebiliyorduk. Radial'de ise yine belli bir bölgeyi seçebiliyoruz ama seçtiğimiz bölge dışında kalan kısma da işlem yapabiliyoruz. Örnek şöyle göstereyim. Buradaki modelin yüzünü şöyle seçelim. Bakın yuvarlak, oval, istediğim gibi bir alanı seçebiliyorum. İstersem bereyi dahil edebilirim. Dilersem de sadece şöyle yüzü ekleyebilirim gibi. Tamamen bana kalmış. Şimdi bu alanı seçtikten sonra alt kısımda yapmamız gereken önemli bir ayar var. Bir outside, bir inside. Bu şu demek arkadaşlar, şuradan feather'ı da bir reset diyelim, onu anlatacağım. Inside dediğimiz zaman buradaki işlem panelinde yer alan sliderlardan yapacağımız işlem seçtiğimiz alanın iç kısmına. Yani ben burada exposure'u açarsam şöyle, bakın yüz aydınlandı. Exposure'u düşürürsem yüz karardı. Çünkü ben iç kısmı inside'ı seçtim. Üstüne çift tıklayıp resetliyorum. Şayet outside, yani dış kısmı seçseydim, bu sefer exposure'u kıstığım zaman bakın dış kısımdaki exposure düştü, yuvarlağın dışındaki, açsaydım da yine yuvarlağın dış kısmındaki alan açılmış olacaktı. Yani buradaki bizim seçeceğimiz outside ya da inside işlem yapacağımız alanı belirliyor. Siz yuvarlakla o kısmı işaretlemiş oluyorsunuz. Mesela bu fotoğraf için buradaki modelin yüzünü birazcık daha aydınlatmak istiyorum. Geliyorum inside'a, hemen gölgeleri açmak için shadow'la birazcık şöyle açıyorum. Cilt tonunu toparlamak için birazcık temperature'dan sarı, biraz da tint'ten de hafif bir pembemsi etki veriyorum. Buradaki tüm araçlarla bu alana müdahale edebilirsiniz. İsterseniz color sekmesine gelip buradan istediğiniz herhangi bir renkle boyama işlemi bile yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi buna cancel diyelim. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz clarity ile belirginlik verebilirsiniz. Texture ile netliğini arttırabilirsiniz. İsterseniz saturation ile doygunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz gibi. Tamamen size kalmış. Şimdi bu işlemlerden hangisini yaparsanız yapın, feather ile o işlemin belirginliğini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şu yuvarlağı birazcık büyüteceğim arkadaşlar. Bakın buralarda o geçişi, yani bu yaptığımız işlemin belirginliğini rahatlıkla
fark edebiliyoruz. Bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Bakın şuralarda da aynı işlem uygulandı. Biz bu işlemin daha doğal durması için feather'ı sağa doğru çekerek geçişi yumuşatabiliyoruz. Ya da belki çok belirgin yapmak isteyeceğiz. Şöyle net bir şekilde işlemi feather'ı sıfırlayarak da belirgin hale getirebiliriz. Şuradan birazcık exposure'la açacağım arkadaşlar olayı görmeniz için. Bakın gördüğünüz gibi tam bir yuvarlağa net bir şekilde görüyoruz. Feather'ı 50'lere getirdiğimiz zaman o geçiş yumuşuyor. Daha da ileriye doğru çektikçe geçiş işlemimiz yumuşuyor. Biz yine exposure'u resetleyelim. Yani işlemin doğal durması için feather'la oynayarak geçişi yumuşatabilirsiniz. Şurayı normal standartımıza döndürelim. Shadow'u açmıştık. Birazcık da bileği açacağım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra new diyorum. Yani yeni bir tane daha yuvarlak oluşturacağım. New dediğim zaman artık alanım bomboş, istediğim gibi bir yuvarlak çalışma alanı oluşturabilirim. Burada daha önceden yaptığım ayarlar gördüğünüz gibi duruyor. Hemen radial filtre yazısının yanındaki çizgilere tıklayıp reset local correction settings demem yeterli. Böylece o ayarlar sıfırlandı. Şimdi daha da büyük bir şöyle yuvarlak çizelim. Modelimizi komple içerisine alsın. Şuraları birazcık şuraya getirip konumlandırıyorum. Biraz daha da şöyle ufaltalım. Şimdi de arkadaşlar dış kısma yani outside'a işlem yapacağım. Outside'ı da exposure'u düşürerek arkadaşlar birazcık koyultacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz daha ön plana çıkmış oldu. Temperature'la dış kısmı mesela soğuk sıcak renk tonlarına getirebiliyorum. Birazcık şöyle soğuk bir renk tonu olsun. Günümüz kış ortamına uygun. Gerçi şu an bahara girdik ama hala tabii ki hava soğuk. Dersek o dış kısmın birazcık saturasyonunu düşürebiliriz. Şöyle. Burada da yine feather'ı ayarlayabiliyoruz. Burada birazcık feather'ı arttıracağım. Çünkü bu geçişin doğal olması için şuradaki montta da yine etkisinin gözüküyor olması lazım. Gördüğünüz gibi hem iç kısma hem de dış kısma radial filtre'la işlem yapmış olduk. Tüm bu işlemler bittikten sonra done deyip çıkarsam yaptığım bölgesel düzenlemeler kalır. Open image dersem Photoshop'tan devam ederim. Cancel dersem de işlemler iptal olur gider. O yüzden ben şimdilik bu şekilde bırakacağım. Fotoğrafın ilk ve son halini görmek için de Q tuşuna basmamız yeterli arkadaşlar. Böylece fotoğrafın ilk ve son halini görebiliriz gördüğünüz gibi. Bir başka radial filtre işlemi daha yapalım tekrar olması açısından. Yine radial filtre işlemi yapacağım arkadaşlar. Radial sekmesine geliyorum. Bu arada bu şişenin içerisindeki ne bilmiyorum. Tahmin ettiğim şey değildir diye düşünüyorum. Zaten tahmin ettiğim şey ise adam fotoğrafını çekip biriyle paylaşmaz diye düşünüyorum. Bir içecek olma ihtimali üzerinde duruyorum. Şimdi burada radial filtre'la öne çıkartmak istediğim alanları gene seçeceğim. Mesela burada direkt modelimizi şöyle işlem yapalım. Bakın şu an şöyle bir şey yaptı. Daha önceden yaptığım ayarları bana otomatik olarak getirdi. Outside seçiliymiş, işte exposure, temperature, tint hepsi seçili. Bu ayarları yine radial filtre'ın yazısının yanındaki alandan reset local correction settings diyerek resetleyelim. Yine dış kısım olsun. Exposure birazcık daha şöyle düşürüyorum. Birazcık texture'ı düşürüyorum. Belirginliği azaltıyorum. Hafif saturation'ı düşürüp yine modeli ön plana çıkartıyorum. Temperature'ı biraz daha soğuk ya da sıcak renkler yapabilirim. Biraz daha böyle sarımtırak sanki daha iyi olacak. Burada biraz daha feather'a ihtiyacımız var. Çünkü gördüğünüz gibi feather'la işlem yaparken şöyle geçiş yumuşaklığını daha iyi bir şekilde hissetmemiz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra new diyorum. Yine buradan arkadaşlar reset local correction settings diyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra belli başlı alanlara yine bölgesel olarak aydınlatma yapacağım. Burayı seçtim. Bu sefer geliyorum arkadaşlar insight. Bu alanı aydınlatmak için exposure'la şöyle birazcık parlaklık veriyorum. Biraz da hatta doygunluk ekledim. Bu işlemin bir kopyasını alıp sağ tıklayıp bakın duplicate seçeneği çıktı. Buraya tıklayıp oluşan kopyayı da şuraya taşıyabiliyorum. Yani yaptığınız işlemleri istediğiniz yere kopyalayabilirsiniz. Hatta bu işlemi yaptıktan sonra bakın edit'in yanında bir brush aracı var. Fırça aracı. Bu
bir sonraki derste anlatacağım. Fırça değil, radial filter'ın fırça aracı. Bu işlemleri yaptım. Bu ara bölmedeki alanları da mesela boyamak istiyorum. Aynı özelliklerde. Brush'a tıklıyorum. Açılan brush'ın şöyle size'ını birazcık düşürelim. Belirttiğim alanları arkadaşlar şöyle bakın. Fırça yardımıyla aydınlatabiliyorum. Yani sadece seçtiğim alanları değil, farklı bölgelere de brush yardımıyla ekleme yapabiliyorum radial filter'la beraber. Tekrar edit'e geri dönüyorum. Bu sefer de modelin yüzünü aydınlatmak istiyorum. Yine bir new diyelim. Yine radial filter'la ayarlarımızı resetleyelim ve gelip modeli seçelim. Çok fazla oynama yapmayacağım. Pardon, şöyle yapalım. Birazcık shadow'la yüzü aydınlatıp biraz da sarımtırak bir parlaklık vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Zoom tool'a geri dönüyorum. Q tuşuna bastığım zaman arkadaşlar fotoğrafın ilk halini ve son halini görebilirsiniz. Özellikle siz de fotoğraflarınızda belirgin olmasını istediğiniz nesneleri, objeleri radial filter yardımıyla rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Mesela burada gökyüzünü karartmak isteseydim gradient filter'a tıklayarak da gökyüzünü karartabilirdim. Bunun zaten dersini bir evvelki videoda sizlere detaylarıyla anlattım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu eğitim serisini kaçırmamak için tabii ki bu kanala abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şey için de alt kısma lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, esen kalın.